Şimdi bir yandan da terörle mücadele operasyonları devam ediyor ki önemli bir gelişme var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'ya Irak'ın Sinjar bölgesinde nokta operasyonu düzenlediği bilgisi haber merkezimize ulaştı. Operasyon detaylarını da CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan'dan alacağız. Arda, sözü sana bırakıyoruz. Şu Aslantaş Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya Irak'ın Sinjar bölgesinde bir nokta operasyon düzenledi. O operasyonda PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Azat Kodatlı Süleyman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. PKK-KCK kontrolündeki Sinjar'ın Babşilo bölgesinde yine YBŞ'nin özel kuvvet sorumlusu sözde özel kuvvet sorumlusu olarak bilinen Yusuf'un bulunduğu araç hedef alındı. Ekranlara da yansıyor o araç. Nokta atışıyla vurulan araçta Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. MİT'in oldukça önemli bir başka operasyonu daha vardı yine aynı bölgede. Ağustos 2021'de gerçekleşmişti o operasyon. YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu Seyit Kodatlı Hasan da yine Ağustos 2021'de MİT'in nokta operasyonuyla Sinjar'da etkisiz hale getirilmişti. Bu operasyondaysa yine PKK-KCK kontrolündeki Sinjar bölgesinde PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Azat Kodatlı Süleyman Şemo Yusuf'un bulunduğu araç hedef alındı ve Yusuf etkisiz hale getirildi. Arda, aktardığın bilgiler çok önemli. Peş peşe geldi bölgede operasyonlar, özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu ortaklaşa yaptığı operasyonları son dönemde çokça konuşuyoruz. İstersen bu önemli gelişmeye dair bilgileri bir kez daha aktar. Aktarmıştık biz de Milli İstihbarat Teşkilatı'nca terör örgütü PKK'ya Irak'ın Sinjar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi. Operasyon detaylarını bir kez daha Arda Erdoğan'a soralım Arda. Büşra, oldukça önemli bir bölge Sinjar esasında, çünkü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine güç aktarmak için adeta bir basamak olarak kullandığı bir bölge. MİT de bu bölgeyi adım adım hem teknik hem de fiziki olarak takip ediyor. O takiplerin sonucunda nokta bir operasyon gerçekleşti. PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Azat Kodatlı Süleyman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. Sinjar'da etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirildiği yerde oldukça önemli. Sinjar'ın Babşilo bölgesinde bir nokta operasyon gerçekleşti. O operasyonda Yusuf'un bulunduğu araç hedef alındı ki ekranlara da yansıyor. Operasyonun ardından aracın halini görüyorsunuz. Nokta atışıyla vurulan araçta Süleyman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi. Bir kez daha hatırlatalım. PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusuydu Süleyman Yusuf. Etkisiz hale getirilmiş oldu. Nokta atışıyla bir önceki operasyonu da hatırlatalım bir kez daha. Ağustos 2021'de yine YBŞ'nin sözde genel sorumlusu olan Seyit Kodatlı Hasan Sait Hasan etkisiz hale getirilmişti. Ağustos 2021'deki o operasyonun ardından bu kez PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Azat Kodatlı Süleyman Şemo Yusuf bu kez etkisiz hale getirilmiş oldu. Ağustos 2021'deki operasyonun üzerinden aylar geçti ve bugün Ocak ayında yine güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, evet, PKK-YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu da düzenlenen nokta operasyonlar vurulup etkisiz hale getirilmiş oldu Büşra. Arda, çok teşekkürler. Irak'ın Sinjar bölgesindeki operasyonun detaylarını aktardı bizlere CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan ve operasyona ait görüntüleri, fotoğrafları da ekranlarımıza taşıdık.